Merhaba arkadaşlar, ben XLM99. Bugün Mobile İşlem Atari sınıfına kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman videoya geçelim. Şimdi öncelikle bu dersimizi bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü ders 5 ve ders 6'yı aynı videoda çekeceğim. Şimdi öncelikle envanterden başlayalım. Envanter koduna geliyoruz. Ben de en altta, sizde nerede bilmiyorum. Void update'te şurada taşıma açık falan yazıyordur. Ben bunları kopyaladım. Yani bu arada bunu alta basılı tutarak yapıyorum. Bunu kopyalayın. Sonrasında envanter slot'a gelin. Envanter slot'ta en üstte şuraya iDirect Handler ekleyin. Bunu behavior'ın yanına. Sonrasında biraz aşağı inelim. Nerede? I pointer down'da. Şunu yazdıktan sonra public void on drag. İşte bunu yazdıktan sonra kopyaladığınız şeyi buraya yapıştırın. Sonrasında on drag buraya yazın arkadaşlar. I pointer down, yani on pointer down'ın altına işte item ismi null değilse veya taşıma açık false ise bunun da en altına bunu yazın. Sonrasında kopyaladığınız şeyi buraya yapıştırın. Zaten onu dedim. Ben de er diye kayıtlı. Sizde ne diye kayıtlı bilmiyorum. Şuradaki envanter şeyi. Bunu başta bul dedik zaten. Hepsinin başına er nokta yazın. Buradaki tabi size buradaki taşıma panelin public olmasına dikkat edin. Eğer public değilse bunu bulamayacaktır. Böylece slottan değiştirmeye başladık. Bunu ne için yaptık? Bunu şunun için yaptık. Eğer envanter kapalıysa bu taşıma panelinin düzgün çalışması için yaptık. Şunu da bahsedeyim. Taşıma paneli sizde envanter panelinin içindedir. Bunu dışına çıkardım çünkü ben buradaki butona bastığımda bunu kapatıyor ve taşıma panelini kapatmasını istemiyorum. Sonrasında geçelim. Ya bunu oyun ayarlarından yaptım. Ona geçeyim direkt. Oyun ayarları diye zaten bir boş obje var. Bunun içine tek bu script'i attım. Sonrasında buradaki public. Bunu public yapmanıza gerek yok. Sonrasında dedim ki envanter false falan. Tabi buna da gerek yok. Aslında buna hiç gerek yok. Silelim. Tamamdır. Sadece envanter paneli olsun. Her ki envanter diye bir bool oluşturursanız, mesela o true ise ilk başta, startta true ise ve burada da envanter panel true olduğu için ilk tıkladığınızda kapanmayacaktır envanteriniz. Ancak sonraki tıklamalarınızda çalışacaktır. Ben bu butonun her zaman sorunsuzca çalışmasını istediğim için envanter panel nokta set aktif dedim, parantez içine de bunu yazdım. Tabi başta önlem var. Böylece bunun tam zıttını alıyor. Dedim ki envanter panel aktifse hiyerarşide, yani şurası açıksa bunun zıttını al dedim. Ve bunu ona ayarla dedim. Böylece her seferinde butonumuz çalışıyor ve bu'la da gerek kalmıyor. Hemen geçeyim. Sonrasında ya evet toplama falan var. Onu da göstereyim hemen. Gördüğünüz gibi burada sorunsuz çalışıyor. Eğer siz videodakileri yazdıysanız siz dışarı bıraktığınızda eski yerine geri dönecektir. Bunu da birazcık kodlama değişikliği yapacağız. Sonrasında böyle oluyor zaten. Şöyle de al dediğimizde aynen de ekliyor. Yere atma diyelim. Şimdi yere atma da videoda yere atma diye mi kod oluşturuyor? Tam emin değilim. Zaten bu bırakma paneliyle ben de size farklı bir isim olması lazım. Çünkü videoda da farklı bir isim veriyordu. Ben neden bırakma paneli yazdım bilmiyorum. Her neyse. Burada I pointer enter ve I pointer exit var. Bunları ekleyin. Tabi başına using unity engine that event system eklemeyi unutmayın. Yoksa bunları yazamazsınız. Yani yazarsanız hata verir. Sonrasında iki tane public void oluştururum. Neden public bilmiyorum. Public'i silersem olur sanırım. Her neyse. On pointer enter dedim.
Sonrasında pointer envanter falan, bunları klasik yazdım. Sonrasında envanter slot'a şunu ekleyin. Public static bool yere atma. Ben de yere atma. Yere atma şeyine girelim. Burada envanter slot'daki yere atmayı true yap dedim. Eğer enter'sa, eğer bundan çıkıyorsa envanter slot'taki yere atmayı false yap dedim. İlk başta false olsun. Belki bir hatayla karşılaşırım diye. Şimdi şu alttaki public game object objemi eklemenize gerek yok. Onu söyleyeyim. Sonrasında aşağı iniyorum. On pointer up'a geldim. Burada yere atma bool eklendi dedim. Şunu eğer taşıma açık duruysa ve yere atma false ise buna girecek. Yani burası normal şeyler, ders 4'te falan yaptığımız şeyler, ders 3'te falan. Else if, yani eğer buna girmezse, yani eğer taşıma açık true ve yere atma true ise buraya gidiyor. Buradaki şeylere bakıyor. Taşıma açık true, yere atma da true, buraya giriyor. Burada object spawn diye bir game object dedim. Bunu zaten buluyor. Şurada karakterimizin içinde object spawn diye boş bir game object var. Onun tagı obje sp. İşte bu obje sp'yi buluyor. Obje spawn diye. Sonrasında siz bunu yazmanız lazım. Yani game object diye obje diye bir game object oluşturuyorsunuz ve bunu işliyorsunuz. Ben de burada parantez içinde game object var. Videoda şöyle yazıyordu sanırım. Instantiate as game object diye yazıyordu. Bununla bu aynı şey arkadaşlar. Yani bir fark yok. Başına parantez içinde game object yazarsanız, yani buradaki kopyalanan objeyi game object'e işliyor gibi bir şey. Bunu kaldırırsanız kopyaladığınız obje şeyiyle, nasıl desem, yani bir objeyi kopyalarken, klonlarken bunun hangi türden olacağını aslında pek belirleyemiyor gibi bir şey. Bu kod adını tam söyleyemiyorum. Bu yüzden bunu buna işliyoruz. Aslında her neyse, internette araştırma yaparsanız daha iyi bulursunuz. Ancak internette as komutu diye araştırın. Her neyse, geçelim. Şimdi burada game object diye oluşturduk. Yana geçiyorum. Görebilirsiniz diye. Eşitledim. Instantiate item.item model. Buradaki şey, yani her item'ın bir modeli vardır. Tabi bende model olmadığı için ben bu objemi koydum. Bu modeli kopyala. İşte obje spawn pozisyonuna quaternion identity ise herhangi bir rotasyona uğratmadan bu obje spawn'ın rotasyonunu alıyor. Yani rotasyon değerleri sıfır oluyor identity olursa. Sonrasında işte aynısını yazdım. Eğer taşıma panel kapa. Tabi bunu envanter slot'a yazdım. Yer atmaya yazarsanız olmuyor. Çünkü bu da karışık bir şeyler oluyor işte. Objede zaten tek item var. Yan panel o değişmedi. Şimdi burada girelim. Videoda OE diye bir obje oluşturuyor demişim. Toplamaya girelim. Toplama main kamerada. Envanter ve hit diye şey oluşturdum. Burada aynı toplama buton diye bir buton oluşturdum. Mobile uyarlayacağımız için. O da şurada. Şu altta. Sonrasında burada on click'e artı bastım ve main kamerayı buraya attım. Sonrasında toplamadan eşyayı al dedim. Burada update dedim ki aynısını yazdım. İşte adamın yazdığının aynısını yazdım. Sonrasında eğer bu obje diye bir şeye değiyorsa toplama butonu true yap. Değmiyorsa false yap. Ve aynı zamanda buraya da else yazın. False. Çünkü eğer burada şu olmazsa şöyle bir şey oluyor. Bunu dışarı attım. Bakın içine girdim. Al var. Ancak dışarı hızlıca çıktığımda aşağıdaki al hala duruyor. Yine başka
bir tag objeye değer serekes, o zaman false yapıyor. Garanti olsun diye buraya da yazabilirsiniz ama bunu da silebilirsiniz, size kalmış. Sonrası zaten aynı. Sonrasında eşyayı al diye bir public void var. İşte burada adamın yazdığının aynısını yazdım. Ancak o OE diye bir obje oluşturup direkt item ID falan yazdı. Ben öyle yazmadım. Yani benimki biraz daha uzun diyebiliriz. Sonrasında ise DAD objeyi yok ediyor zaten. Parçalıyor yani. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Belki envanter sistemi üzerinde biraz daha durabilirim. Çünkü eğer ticaret sistemi olan bir oyun yapıyorsanız sadece bu kodlarla yapmak birazcık zor. Yani hatta zor değil. İmkansız diyeyim. Çünkü iki tane envanter olduğunda ticaret sisteminde en az iki tane envanter olmak zorunda. Buradan o envantere bir şey aktarırken hatayla karşılaşıyorsunuz. Çünkü farklı bir slota gidiyor. Yani farklı bir envantere gidiyor ve ikisinin de slot sayıları aynı olmayabilir. Ki aynı olsa dahi hata verecektir. Çünkü ikisinde de aynı kod var. İkisi de aynı şeyleri ekliyor. Mesela burada slot ID'si 1 olanda bu item varsa diğer envanterde de slot ID'si 1 olanda bu item oluyor. Ya da taşıdığınızda aynı yerlere taşıyor falan. Belki ileriki videolarda istek gelirse onu da yaparım. Çünkü benim ilgilendiğim oyunda, yani benim yaptığım oyunda ticaret sistemi var. Ve bunu yapmak biraz beni uğraştırsa da sonunda hallettim. Yani iki tane envanter var. İkisi de farklı farklı. Yani bir nevi sandık sistemi gibi bir şey. Anlamanız için daha iyi söyleyeyim. Öyle yani. Eğer istek gelirse onu da çekerim. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Demeden önce şu anda ekranda iki tane video görüyorsunuzdur. Bunlardan herhangi birine giderek izleyebilirsiniz. Ve ayrıca kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmemeyi ve anlamadığınız bir yer varsa onu da yoruma yazmayı unutmayın. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.